dünyada en çok tonu olan renk yeşilmiş. Yeşilin bütün tonlarını en güzel haliyle görebileceğiniz yerse Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'de nereye gitseniz, nereye varsanız yeşil çıkar önümüze. İster Trabzon, ister Giresun, ister Rize, ister Artvin. Trabzon'dan yola koyuldunuz mu, kıyı boyunca ta Sarp'a kadar mavi yeşil menevişler karşılar sizi. Her köşe başında farklı bir güzellik çıkar önünüze. Bir perdeyi çekersiniz yeşildir, sislerle kucaklaşmış. Bir perdeyi çekersiniz Karadeniz'dir, köpük köpük. Karadeniz'dir kabına sığmayan sularıyla. Her yeşil kökünü bir suya uzatmıştır Karadeniz'de. Su yastık olmuştur, topraksa yorgan. Suyu görüp de yeşermemek mümkün mü? Yeşermenin de ötesinde gümrah bir yeşilliktir göz alabildiğine. Mısır yeşili, çay yeşili, fındık yeşili. Lahanası ayrı yeşil, fasulyesi, pazısı ayrı. Sonra o mor gölgeli nefti dağlar. Bulutları delen dik zirveler. Doğu Karadeniz'de yollar bir pınar gibi kayar önünüzde. Her yanda sular keser yolunuzu. İşte bu yüzden Karadeniz'in bir yanı türküdür yeşil yeşil, bir yanı şiirdir sular gibi köpük köpük. Deryadır Doğu Karadeniz, Mısır'la çayın birlikte harman olduğu. Atlas'tır Doğu Karadeniz, sisle dağların, denizle karların birlikte ilmeklendiği. Evet, Doğu Karadeniz'deyiz bugün. Doğu Karadeniz'in en doğusuna, Artvin'e doğru yola koyuluyoruz. Trabzon'dan sahil boyunca devam eden yol, Artvin'in Karadeniz'e kıyısı olan iki ilçesinden birine ulaştırır sizi, Arhavi'ye. Arhavi, 10 bin nüfuslu şirin bir ilçe. İlçe toprakları genelde engebeli olduğundan dar bir kıyı şeridinin hemen ardından dağlar yükselir. İlçe merkezi Arhavi çayının Karadeniz'e döküldüğü düzlükte kurulmuş. Çay fabrikası ilçenin tek sanayi kuruluşu. Arhavi'den sonra kıyı şeridini takip eden yoldan Hopa'ya ulaşıyoruz. Hopa, Karadeniz'in kıyıdaki son ilçesi. Sarp sınır kapısına buradan ulaşılıyor. Hopa toprakları da dar bir kıyı şeridiyle hemen ardından yükselen dağlarla kaplı. İlçe, tarım ve sanayi ürünlerinin satıldığı bir ticaret merkezi gibi. Hopa'dan içeriye giren bir yol Artvin'e, Kars ve Erzurum'a, buradan da İran'a kadar uzanır. Yollar sizi bir yeşil okyanusta kaydırır gibi uzaklaştırır. Bir yeşilin dört yakasıdır bu. Her yeşil kökünü bir suya uzatmıştır Karadeniz'de. Su yastık olmuştur, topraksa yorgan. Karadeniz'de kıyıdan ayrıldınız mı dağlar keser hemen önünüzü. Yemyeşil bir örtüyle kaplı dağlar. Tabii bu dağları aşmak o kadar kolay değildir. Nitekim sahilden içeriye geçit veren Can Kurtaran zirvesi de 640 metrelik yüksekliğiyle zorlu bir çıkışın neredeyse ilk işaretini verir. Ve Borçka. Borçka, Çoruh'un işaret levhası sanki. Borçka Köprüsü ise bu mağrur suyun üzerinden geçit veren ilk köprü. Sahilden Artvin yoluna girdikten sonra ikinci ve son uğrak yerimiz Murgul. Murgul daha çok bakır işletmeleriyle ün yapmış bir ilçe.
Ekonomisi bakır madenciliğine ve buna bağlı imalat sanayine dayanıyor.